Evet Sayın Vekilim. 1 Kasım seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde Eğirdir ilçemizde ilçe başkanımız teşkilatımızla beraber esnafımızı, Eğirdir'de hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz. Eğirdir tabi Isparta'nın en önemli ilçesi sayılabilir, en önemli ilçelerin başında gelir. Gerçekten geçmişinden bugüne Isparta'nın ve bölgenin önemli bir turizm merkezi de olmuştur. Tabi Eğirdir'imizin ihtiyaçları, sıkıntıları, tarımla uğraşan, bahçecikle uğraşanlar, ayrıca sanayinin problemlerini dinledik. Kısmen de bunlarla ilgili çözüm noktasında adımlar attık. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Oraların sıkıntılarını dinledik. Tabii şu sırada her şeyden daha önemli olan memleketimizin birliği, beraberliği, selameti, barışı, kardeşliği her şeyden önemli. Zaten 13 yıldır AK Parti iktidarı Türkiye'nin her yerine olduğu gibi Isparta'nın da her yerine çok ciddi ve güzel hizmetler götürdü. Bu hizmetlerin artarak devam etmesi ve daha güzel çalışmaların, yatırımların buraya getirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu 1 Kasım seçimleri öncesinde maalesef Ankara'da meydana gelen müessif ve elim hadise dolayısıyla herkese bir tedirginlik, bir kuşku oluştu. Ancak bu hadiselere karşı en güzel cevap milletimizin bir ve beraber omuz omuza tek yürek halinde karşı çıkmasıyla bunların üstesinden gelebileceğimiz çok aşikar bir hadisedir. Bazı siyasi partiler ve tahrik edenler, milletin arasına tefrika sokmak isteyenler bu meselelerde şehit cenazelerini istismar edenler olduğu gibi bu olan olayları da devlete, polise yükleyerek, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a adeta hakaret ederek bu hadiselerin sanki sorumlusu gibi devleti gösterme gayretleri içerisindeler. Hatta bazı terör örgütlerini her farklı siyasi grup kendine yakın gördüğü terör örgütünü adeta masum gibi gösterme gayretleri içerisindeler. Kesinlikle hiçbir terör örgütü ya da terör hadisesi nereden gelirse gelsin masum değildir. Lanetlenmesi lazımdır. Şiddetle karşı çıkılması lazımdır. Olan olaylarda hükümetimiz gayet basiretli ve sağlam bir iradeyle davranmıştır. Vatandaşlarımızın meydana gelen hadiselerden mutlaka mağdur olanlara kanunlar çerçevesinde gereken destek sağlanmaktadır. Bir takım siyasi partilerin ifade ettiği gibi şehit statüsü değil, şehit sadece asker ve polis görev başında hayatını kaybeden güvenlik kuvvetlerimiz için geçerli olan bir statüdür. Onun dışında 2012'de çıkan kanunla terör mağdurlarına destek sağlanmaktadır. Ve hayatını kaybedenlerin 800 küsür lira, yaralananların ise 400 küsür lira gibi maaş bağlanmaktadır. Bu ayrı bir şeydir. Bunu kesinlikle diğeriyle karıştırmamak lazım. Ama inşallah 1 Kasım seçimlerinde milletimiz sağduyusuyla, basiretiyle olan biteni gayet yakından görmekte. Kuvvetli bir iktidara destek verip, kuvvetli bir hükümeti beraber kurduğumuz takdirde bütün bu hadiselerin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle terör belasını başımızdan tamamen def edeceğiz. Milletimiz bu konuda hiç üzülmesin, ümitlerini yitirmesin. 2016'da çok güzel günler Türkiye'mizi bekliyor. Onun için sağlam bir şekilde, yek vücut halde bir ve beraber bu hadiselerin karşısında duralım. Bu memleketi terk etmiyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde kardeşçe ve barış içinde yaşamak için ne lazımsa siyasetin ve şahıslarımızın da üzerinde bu birlik ve beraberliği sağlayacak. Elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, bugün gün boyu Eğirdir'deydiniz. Evet. Eğirdir'de çalışmalarınızı sürdürdüğünüz Eğirdir halkı sizi nasıl karşıladı? Eğirdir halkı kucağını açtı, bağrına bastı. Zaten benim Eğirdir'de Barla'da da akrabalarım var. Çok eskiden beri dostlarım var. Burayla alakam yeni değil. Neredeyse çocuk yaşlarımdan beri her sene birkaç defa, 3-4-5 defa geldiğim yerdir burası. Eğirdirlilerden çok tanıdıklarım oldu. Hepsiyle kucaklaştık. Buraya güzel hizmetler getireceğimizi anlattık. Onlar da zaten bunu biliyorlar. İnşallah üzerimize yüklenen vebali, sorumluluğun gereğini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Evet Sayın Vekilim, Eğirdir'in öncelik bekleyen sorunları var. Bunlar da malum biliyorsunuzdur.
Yani geçtiğimiz günlerde ben yurt kurdaydım. Öğrencilerimizin kalacak yeri yok. Türkiye'nin her tarafında olan bir sıkıntı ama buranın öğrenci kapasitesini artıracak. Efendim uygun kampüslerin kurulması, başka kurumlarımızın çalışma mekanlarının rahatlatılması, öğrencilerimize yeni imkanlar sağlanması için inşallah 1 Kasım'dan sonra buradaki yetkili arkadaşlarımızla beraber ihtiyaçları tespit ettik. Onların takipçisi olacağız. Merak etmesinler. Teşekkür ediyorum.